arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Lif çalışmamızı öncelikle e, yıldız tekniği ile örerek tamamlıyoruz ve üzerinde görmüş olduğunuz kabartılı güzel çalışmamızı yapıyoruz. Şöyle arkasını çevirip göstermek istiyorum. Bakınız arkasından görüldüğü gibi öncelikle dümdüz artışlarımızı yaparak lifimizin e, taban kısmını örüyoruz. Yeterli ölçüye ulaştıktan sonra belirli aralık bu görmüş olduğunuz dilimlerimizi örerek tamamlıyoruz. En son 8 tane yatay fıstıktan oluşmakta. 8'in üzerine hem bitişimiz hem de buradaki modelimize uygun olarak kirpiklerimizi çalıştık. Daha sonra ise her iki sırada bir. Mesela bu 8'de 7'yi yapmıyoruz. çifti sayıları yapıyoruz. Eğer biz 8'den daha büyük göreceksek 10'uncuya yapacağız. Sonra 8'inciye, 6'ncıya, 4'üncüye 2 diyerek her seferinde ikişer fıstık aşağıya gelerek bu görmüş olduğumuz güzel dilimlerimizi kirpiklerimizi çalışarak bu dilimizi tamamlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi ortasında sadece kenarlarda süsleme için kullandığım yavru ağız rengimi hemen ortamızda da süsleyerek bu güzel lif çalışmamızı tamamlamış olacağız. Evet sizin de ipleriniz hazırsa hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Lifimizi bonbon kristal marka lif ipi ile örüyorum. E, tığ numarası ise benimki 2 numara. Sizler daha küçük ya da daha büyük tığlarla örebilirsiniz. Eliniz hangisi yatkınsa. Evet şimdi zincirimizi çekerek göbek kısmından örmeye başlıyorum. Şöyle bir tane düğümümü atıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ortadaki göbek kısmını çalışmaya başlıyoruz. Altı tane fıstığımız ölçüsü Şöyle birinci zincirin içerisine giriyorum. Düğümden sonraki başını da dolamıştım. 1 dolayarak giriyorum. Aynı yuvaya 2 tekrar doluyorum. 3 ve dördüncü kez aynı yuvaya giriyorum. 4 defa aynı yuvaya girerek birinci fıstığımı oluşturdum. Şöyle fıstığımı tamamladıktan sonra şu şekilde tabanından tutuyorum. Hem ipimi hem toparladığım yere şöyle ilmeğimi içinden geçiriyorum ve buradan tuttuğum ipimi şöyle alarak içinden geçiyorum. Kapatıyorum ve bir iki tane zincir çekiyorum kapadıktan sonra. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek 4 defa başını dolayıp sarıyorum. 1 2 3 ve 4. Yeniden 4 olduktan sonra şu şekilde tutuyorum. İpimi topladığım ilmeklerin içinden geçiriyorum ve tuttuğum yerdeki şu ilmeğimi bir defa örüyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Kapatma işlemini yaptıktan sonra 2 tane zincirim 1 ve 2. Yeniden doluyorum. 1 2 3 4 tutuyorum içinden geçiyorum alıyorum şöyle kapatıyorum kapadıktan sonra iki tane de zincirimi çekiyorum ve toplamda bu görmüş olduğumuz fıstıklardan 6 tane olana kadar örüyorum altı fıstığımın altısını da tamamladım ve orta göbek kısmımızı ördük şimdi artışlarımızı yapacağımız bölümümüze geçiyoruz şurada kapamış olduğumuz yerde minik bir gözümüz olacaktı oraya giriyorum Şöyle bakınız. En son hepsini toparladığımız yere ilmeğimi geçiriyorum. Şu gözümüz bakın. Buraya bir tane sağlamlaştırmak için zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve hemen buradaki fıstığımın tepesine bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Kapalı fıstıktan kastımız 4 defa aldım örüyorum. Şuradan girip kapatıyorum ve bir zincir bakın şu şekilde ördüğümüz zaman kapalı fıstık diyoruz ve bütün gruplarımızın başında ilk kapalı fıstıkla başlatıyoruz bu yıldız tekniğimizde birebir tepesini ördüm kapalı fıstığımı yaptım şimdi ilmeğimi uzatıyorum açık fıstık yapacağım doluyorum 1 2 3 4 defa girdik. Bakınız bunu da aşağıdaki işlem gibi kapatmıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tekrar doluyorum. Hemen dibine giriyorum. Hem bu duracak hem de dibindeki. 1, 2, 3, 4. Ağzını kapamadığımız için bakınız iki tane açık fıstığımız var. İkisini aynı anda çekiyorum. Yine ipimin bulunduğu yerde elim içinden geçiyorum. Buradaki ilmeğimi alıp kapatıyorum. Sonra bir iki tane zincirimi çekiyorum ve grubumun ilkini başlattım. Bütün fıstıklarım üzerine aynı şekilde bunu yapacağız. Bu çalışmamızı tığımın başını doluyorum. Kapalı aşağıdaki fıstığımın tam tepesine bakın. Şurada minicik bir göz var. Oraya giriyorum. 1 2 3 ve 4. Grubun ilk fıstığı olduğu için tutuyorum. İçiyorum içinden, kapatıyorum bir tane zincir. Üzerine bir açık fıstık, bir de dibine açık fıstık. 1 2 3 4 Bakın bunu kapatmıyorum üzerine. Hemen bir de dibine giriyorum. 1 2 3 4. 2 tane açık fıstığımı 4'er sardım. Şimdi elimle tutuyorum. İçinden geçiyorum ve buradaki ipimi alıp kapatıyorum. Sonrasında 1 İki tane zincirimi çekiyorum. 2 tane bakınız fıstığımızın üzerine bu şekilde çalıştık. Şimdi bakın yatay halinde bir tane fıstığımız var. Bu birinci sıramız. Şimdi bir tane daha birlikte çalışalım. Tepe noktasına giriyorum. Uzatıyorum. 2 3 ve 4. Elimle tutuyorum. içinden tek seferde geçiyorum kapatıyorum ve bir zincir bunun üzerine bir tane açık fıstık 1 2 3 4 özellikle e, geniş anlatmak istedim bilen zaten kendisi yapıyordur bilmeyen arkadaşlarımıza da daha rahat bir çalışma olsun 4 defa sardım hem tepesini hem de dibini her ikisini çekiyorum şuradaki ipimi tutup kapatıyorum ve bir İki tane zincirimi çekiyorum. Bakın üç tanesini birlikte çalıştım. Kalan üçü de çalışalım. İkinci sıramıza birlikte geçelim. 6 tane fıstık grubumun üzerine ikinci sıramızı tamamladık. Artış yaparak gördüğümüz ilk sıramız ama. Bakın altısını da aralarda iki zincir olarak tamamladık. Şimdi burada çok önemli bir püf nokta var. Sıramızı tamamladığımız her yerde grubun tepesine direkt batıyoruz. O şekilde geçiyoruz. Bakın bölüm aralarında bu şekilde geçmiyoruz. Şöyle tepeye batıyorum. Ve ilmeğimi geçiriyorum. Bakın sıramız bittikten sonra bu şekilde tamamlıyoruz. Dolayıp direkt e, tepesine fıstık yaparak başlarsak e, görünüm çirkin olacaktır. Bu şekilde geçişi yaptıktan sonra bir tane de zincirle burayı güzelce kapatıyorum. Ve diğer sıraya başlıyorum. Her grubumuz. Bakınız burada altı tane grup var. Her grubun ilk fıstığı mutlaka kapalı fıstık olacak. Bununki, bununki, bununki. Hepsi yani. Her grup ilk başladığımızda birinci kapalı fıstık. Sonra açık fıstık fıstıklarla ilerleyeceğiz. Bunu unutmayalım. Evet şöyle uzatıyorum. İlk fıstığımı örmek için 4 defa sarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İçinden geçiyorum elimle tutup bir tane zincir kapatıyorum ve bunun üzerine grubun ilk kapalı fıstığını çalıştım birinci grubumuzun ilk ve tek tabii ki 2 3 ve 4 4 tane açık fıstığı yaptım bir üstüne bir dibine bir ileriye 3 tane çalışacağız artık 1 2 3 ve 4 defa aldım üzerine dibine bir ileriye 1 2 3 4 hepsini tek seferde çekiyorum buradan alıyorum kapatıyorum ve bir iki tane zincirimi çekiyorum Evet şimdi e, bu şekilde ördüm Birinci kapalı ile başladım. 3 tane açık fıstığımı ördüm. Tepesine, dibine bir ileriye. Şimdi artışımızı da yapmamız gerekmekte. Nasıl? Her grubun ilk fıstık grubu kapalı oluyorsa, her grubumuz yani buradaki 6 grubumuzda 2 tane açık fıstıkla bitmesi gerekiyor artışımızın olması için. Şimdi bir tepe, bir dibine fıstığımızı örüyoruz. 1 2 3 4. Hemen dibine 1 2 3 ve 4. Bunu gruplarımızın sonunda yapıyoruz. Bakınız iki tane açık fıstık. Gruplarımız iki açık fıstıkla bitmek zorunda. Bir kapalı fıstıkla başlayacak, sonra tepesine, dibine, ileriye ne kadar büyürse büyüsün bu kural değişmeyecek. Son biterken de grubumuz bir tepesine, bir dibine iki açık fıstıkla bitiriyoruz. Şimdi yeni grubuma geçiyorum. Tığımın başını dolayarak direkt geçiyorum bakınız. 1 tane kapalı fıstık. 2 3 4. Bilmeyen arkadaşlarım için özellikle lütfen anlatmak istiyorum. Şöyle hiç bir sıkıntı olmasın. Bir tane kapalı fıstığımı yapıp kapadım. Şimdi bir tepesine, dibine bir ileriye örüyorum. 1 2 3 ve 4. Açık fıstık kapamıyorum Hemen dibine iniyorum. 1 2 3 4. Ve bir ileri iki tane açık fıstık var bir ileri bir iki üç dört hepsini tek seferde geçiyorum içinden kapatıyorum ve bir iki tane zincirimi çekiyorum ve sonrasında burası grubumun son olduğu için yani her bir dilim kendi sırasında grup yani her bir e, grubun son sırası bakınız burası bir grup burası bir grup hepsi birer grup burada son bölümünde bir tepesi bir de bir iki açık fıstıkla kapatıyorum ve artışımı bu şekilde sağlamış oluyorum. Konuşurken sarıyorum. Bakınız dörder defa sarıyorum. 2, 3, 4. Tek seferde geçiyorum içinden kapatıyorum. 1 ve 2 zincir. Evet şimdi gördüğünüz gibi yatay fıstıklarımızın sayısı iki oldu artışımızla birlikte. Şuradaki son yaptığımız işlem artışımızı sağladı. 1, 2 bakınız aşağıda tekti. 2. 1, 2 yatay fıstıklarımız. Şimdi sona kadar aynı işlemlerimizi tekrar edip bitirelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız her birinin üzerinde iki tane yatay fıstığımız var. Bu da bizim artışımızı yaptığımızı göstermekte. Şimdi sıramızı bitirip yeni sıramıza geçeceğiz. Biraz önceki yapmış olduğumuz hatırlatmada olduğu gibi her sıra bitişi buradaki kapalı fıstığımın tepesine batarak bu şekilde Olması gerekmekte yoksa e, bozuk olur direkt fıstık alarak başlamamamız lazım ve geçişimi yaptıktan sonra bir zincir çekip kapatıyorum ve bundan sonraki sıramızda da yine aynı işlemleri tekrar ediyoruz ve her bir sırada yatay fıstık sayımız bir tane artacak. 2 idi 3 olacak 4 5 6 7 8 ben 8'e kadar yapacağım sizler daha büyük ya da daha küçük çalışabilirsiniz öreceğiniz e, ölçü tamamen kendi zevkinize göre bir de eğer toparlanır gibi olursa şu şekilde ellerimizin ölçüsü farklıysa şu ara gruplar arası zincirimizi bir tane fazla çekebilirsiniz grubumuzun başını yine bir tane kapalı fıstıkla başlatalım 1 2 bakın hep aynı işlem 2 3 4 her grup bir diğerinden bağımsız olarak devam etmekte. Üzerine bir tane açık fıstık 2, 3 ve 4. Dibine 1, 2, 3, 4. Bir ileri. Kural hiç değişmeyecek. Sona kadar bu şekilde üçer üçer alacağız. Ne kadar büyürse. Üstüne dibine bir ileri çekiyorum tek seferde kapatıyorum bir iki tane zincir yine tepesine dibine bir ileri arttı bakınız 1 2 3 4 tepesi dibi 1 2 3 4 ve bir ileri 1 2 3 ve 4 geçiyorum kapatıyorum bir, iki tane de zincirimi çekiyorum ve son grubumuzun son sırasına geldik yani tam bitişe geldik bitişte ise iki tane açık fıstık tepesi ve dibi bu sayede artışıması da yapmaktayız 2 3 ve 4 hemen dibine 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum 1 2 eğer burada eğer kasarsa şu kısma bir tane daha zincir çekip fazlalaştırabilirsiniz bakın 1 2 3 tane fıstığımız oldu şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını diğerlerinde de yapalım ve diğer sıralarda da aynı tekrarlarımızı yaparak lifimiz istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim lifimizi artışlarımızı yaparak 8 tane yatay fıstık olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Her dilimimizde 8 tane yatay fıstığımız var ve görmüş olduğunuz gibi her sıramızda bir tane tam kapatarak ördüğümüz fıstık. Diğer tarafta da yani dilimin bitişinde de 2 tane açık fıstığımızı kapatarak yani yıldız tekniğimizi kullanarak lifimizi tamamladık. Şimdi en son sırasını birlikte örelim kenarının kirpik kısmını birlikte çalışalım en son kapanışta birlikte çalışalım burayı kapattım bir tane zincirimi çekiyorum tığımı başını doluyorum hemen öndeki bakınız fıstığımın içerisine giriyorum 3 defa da alıyorum 1 2 3 ve bir tane zincir çekiyorum aynı yere giriyorum 1 2 3 bir zincir aynı yere 1 2 3 aralarına bir zincir bir dolayıp üç defa da çekiyorum ve arasına bir tane zincirimi örüyorum toplamda 7 tane trabzanımı zincirlerle birlikte örüyorum 1 2 3 4 5 bin zincirimi çektim 6. trabzanımı örüyorum bir dolayıp üç defa da çekiyorum bir zincirimi yeniden çektim yedinciyi de örüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane trabzan aralarında birer zincirle ördüm. 7 trabzanımdan sonra hemen yandaki bakınız. Yandaki fıstığın içerisine gelerek batıyorum. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir sonraki fıstığın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir bir dolayıp 3 defada çektiğim 7 tane trabzanımı örüyorum bir doluyorum 1 2 3 bir tane zincir tekrar 1 2 3 1 zincir 7 trabzana tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 ve bir tane zincirimi çekiyorum Hemen yanındaki fıstığın içerisine giriyorum. Buradan da bir zincirimizi çekip tığımın başını doluyorum. Önündeki görmüş olduğumuz yere girerek aynı buradaki gibi 7 tane trabzan her bir trabzan arasında da birer tane zincir ve trabzanımızı bir dolayıp 3 defa da alarak örüyoruz. Ve şu dilimimizi tamamlayalım. Toplamda 4 tane trabzan grubumuzu ördüm. 1, 2, 3, 4. En sonuncuyu da ördükten sonra şu araya batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Bakınız burada ilk fıstığımızın olduğu yerden değil. Hemen ilk, birinci fıstığımızın bitiminden başlamıştık. Buraya şu kısma başını dolayarak gelip atıyoruz. Hemen buradan başlamıyoruz. Şuradan fıstığımızın ilk grup fıstığımızın hemen önünden ve başlıyorum 1 2 3 defa da çekiyorum araya bir tane zincir 3 defa da alıyorum bir zincir toplam 7 tane trabzanımı buradaki çalıştığım gibi örerek başlangıç yerine kadar getiriyorum kirpiklerimizi örerek tamamladık ve her bir dilimimizde 4'er tane kirpik grubumuzu ördük şöyle yedişer yedişer dört tane grubumuz oldu ve en son e, trabzanımı ördükten sonra şu şekilde kapanışı da yapalım yuvaya gelerek batıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum koparıyorum nasıl isterseniz evet şimdi üzerine bir tane renkle yine kepik çalışmaya başlayalım ben yavru ağız rengimi tercih ettim dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve herhangi bir yerden hiç önemli değil aynı yerden başlamayalım. Ee, şöyle geliyorum. Şu araya batıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yana geçiyorum. Bakınız kirpiğimin hemen yanındaki bölüme geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip arkasına giriyorum şu şekilde tekrar araya giriyorum trabzan arasına girdim 1 2 3 tane zincir çekip arkasına batıyorum araya giriyorum 1 2 3 tane zincir çekip arkasına batıyorum battığım yerin arkası tekrar bakın şöyle boşluğa giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra şu arkaya girerek bir tane kirpiğimi oluşturuyorum araya her iki trabzanın ara noktasına giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip arkasına şu boşluğa batıyorum. Ve buraya kirpiklerimi oluşturuyorum. Arka arkaya 2, 4, 5 tane oldu. Araya giriyorum. 1, 2, 3. Bu 6. kirpiğimiz olacak. Evet. 7'ye battım. 1, 2, 3 hemen arkasına battım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kirpiğimiz oldu. Şimdi bitişi yapıp diğerine başlıyoruz. Bakınız diğeri şuradaki tırabzanımızdan başlamakta. Hemen aradaki batmış olduğum yere gelerek buraya bir tane sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Sonra şu dışarıya bakın burada dışından başlamıştık. Bunun da aynen dışından başlıyorum batıyorum ve üzerine 1 2 3 tane zincir çekip arkasına giriyorum. örüyorum. yanındakine batıyorum. Her bir boşluğa girip 1 2 3 tane zincir çekip ardarda arda batalım ve kirpiklerimizi bu şekilde çalışalım. Kirpiklerimizin tamamını örerek bitirdim. En son başlangıç yerimizin hemen yanına geldim. Başlangıç yerimin şu şuradaki bakınız bölüme zincir altına giriyorum ilmeğimi içerisinden geçiyorum ve bir tane zincirimi çekip düğümü atıyorum ve burayı artık tamamlıyorum şimdi iç kısımdaki kirpik çalışmalarımıza devam edelim şimdi iç kısımda da şuradaki görmüş olduğumuz 7 tane trabzanlı bölümümüzü aynı bu şekilde çalışacağız burada 4 tane olan bir aşağıda 3 tane 2 tane ve orta kısımda bir tane olarak azalıp gelecek şimdi şuradaki sıramıza başlayalım şuradan itibaren bakınız 1 2 3 4 5 6 7 7 tane, şurada 8, şu 6 olandan başlayacağız. 7'yi atlıyoruz, 6 olanla çalışmaya başlıyoruz. Şuradan itibaren başlayacağız. Bakınız yatayları sayıyorum. 8 olanı yaptım. Bu 7, buradaki de 6. Saydığımız zaman yan fıstıklarını 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 3 tane fıstık ım, tra, kirpik grubu oluşturacağız. Hemen beyaz rengimle başlamak istiyorum. tığıma bir tane düğümümü attım. Bakınız şuradaki yatay 8'de 7, 6, 6'nın bulunduğu yere giriyorum. Şuradan buraya sabitleniyorum. Evet sabitlendim ve bir tane de zincirimi çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz kısma girerek trabzanımı örmeye başlıyorum. Şöyle yandan girişimi yapıyorum. Şöyle alttan girişimizi yapalım. Bir defa doladım. 1, 2, 3. 3 defa da örüyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 1 2 3 bir zincir. Yeniden 1 2 3 bir tane zincir. 7 tane olana kadar örüyorum. 1 2 3 bir zincir. 1 2 3 Kaç oldu bakalım? 1 2 3 4 5 bir tane zincirimi çektim. Altıncıyı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve yedinciyi de ördüm. Yedi tane trabzanımı ördüm. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi trabzanımı ördükten sonra bir sonraki yuvaya girerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine girerek 7 tane trabzanımı ve aralarına birer zincirimi tıpkı burada çalıştığım gibi çalışıyorum. 7 tane trabzanımı yine çalıştım ve bundan sonra bakıyorum. Bakın hemen sırayı takip eden bölüme gelerek batıyorum. Buraya sabitleniyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki grubuma gelerek batıyorum ve buraya da 7 trabzan Aralarına bir zincir. 7 trabzan bir zincirimi örüyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 tane grubumuz oluyor. Kirpik bölümümüz. Çift sayılarda çalışıyoruz. En sondaki yapmış olduğumuz 8'de. Şimdi 6'ya çalışıyoruz. Bir sonrakinde 4'ü e çalışacağız. 7 tane olana kadar örelim 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektikten sonra 7. ve son trabzanımı örüyorum trabzanımı da bir dolayıp 3 defa da alıyoruz Evet şöyle bir tane de zincirimizi çekelim bakın son şuradaki araya gelerek batıyorum araya battım bir zincirimi çekiyorum ve burada takip eden ilk yuvaya giriyorum Ve buradan tığımı başını dolayarak ikincisine girip 7 tane kirpiğimizi aralarında birer zincirle örüyoruz ve bir dolayıp 3 defa da çekiyoruz. Başlangıç noktasına kadar ilerleyelim. Sıramızı tamamladık. 3'er tane şöyle görelim gruptan oluştu. Şimdiki öreceğimiz sıramız ise bir alt sıra bakınız 5, 1, 2, 3, 4, 5 yatay fıstıklarımızı saymaktayız her grup kendi içerisinde 5. değil 4 olana yani çiftleri yapıyoruz 8 6 4 2 şekli döreceğiz şimdi burası hemen altındaki 5 tane yatay fıstıktan oluşmaktaydı 1 2 3 4 5 burayı örmüyoruz 1 2 3 4 dördüncünün hemen şu kenardan girişimi yapıyorum bir tane zincir çektim ipimi ve yukarıda başladığımız şekilde başlıyoruz şöyle Alıyorum, ipimi sabitliyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizi çektikten şöyle, e, zincirimizi çektikten sonra nefimizi de şöyle tutuyoruz ki örmemiz kolay olsun. Buradan şu kısma geliyorum, bakınız tığımın başını doluyorum, şuraya geliyorum ve giriyorum. Buraya 7 tane aralarında birer zincir olan grubumuzu yani şuradaki işlemin aynısını yapıyorum. Bitirdikten sonra ise hemen şu kısma gelip sık iğnemle batıyorum. Diğerine gelerek yine 7 tane trabzan arasında bir zincir bir zincirimiz olacak ve bir dolayı 3 defa da öreceğiz. Şimdi 1 2 3 bu şekilde araya bir zincir. Tekrar giriyorum. 1 2 3 araya bir zincir ve burada iki tane kirpikli grubumuz olacak. Burada 3'tü, 2 olacak. Sondakinde ise 1 olacak. Evet bu şekilde başladım. E, sona kadar geliyorum. Sonrasında aşağıya inip iki tane yatay fıstık olan yere de girerek iki tane yatay fıstık olup Şuradan girip buraya 7 tane trabzanımızı e, ve arasında bir zincirimizi çekip bu kısma batıyoruz ve bu e, süslememizi trabzan gruplarımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İpimizin üzerindeki süsleme çalışmalarını yaparak tamamladık. Hem beyaz rengimi hem de yavru ağzı rengimi örerek tamamladım. Şu an sadece göbeğimizdeki olan süsleme çalışmamız kaldı. Gördüğünüz gibi son derece kolay. Gayet de rahat bir çalışma ama yine de kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 8 tane yatayda bitirmiştik. Bakınız 8, 6, 4, 2 yataylarda bu çalışmalarımızı kirpik çalışmalarımızı yaptık herhangi bir sırada karıştıracak olursanız ya da yapmak gözünüzde büyüyorsa hemen şöyle yandaki bakınız fıstıkları sayalım her iki de bir tekrar ettik bakın bu sekizde bir iki tane atladık diğerinde tekrar ettik. her grup kirpik süslemesi arasında iki tane dikey fıstığımızın olması gerekmekte bakınız altı tane de üç tane çalışmamızı yaptık ve arada yine iki tane boşluğumuz var. Sonra iki tane çalışmamız bunu da 4'te yaptık. Yine arada gördüğünüz gibi iki tane dikey fıstığımız var. Yine iki, iki tane dikey fıstığımız ve son olarak bu çalışmamızı yaptık. Şimdi buradaki göbeğimizin hemen etrafında da bir minik çalışmamızı yapalım. Lifimizin süslemesini ve lifimizin e, tamamını bitirmiş olalım bu çalışmayla. Bir tane zincirimi çektim orta kısımdan çalışmak için hazırım elimi şöyle tutuyorum. Bakın şuradaki kapamış olduğum noktaya geliyorum. Buraya sabitleniyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu aradaki zincirime giriyorum. İpimi de buraya altından alarak gizliyorum ve bir iki üç tane zincir çekiyorum ve üç zincir çektikten sonra 1 2 3 tane yeni zincir çekip hemen arkasına batıyorum. Hem kirpiğimizi hem de trabzanımızı buraya örüyoruz. İkinci kez giriyorum. 3 defa çekiyorum. 1 2 3 tane de zincirimi çekiyorum. Bakın araya. Şimdi arkasına batıyorum. Tekrar aynı yere girerek 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra arkasına giriyorum. Toplamda 5 defa bu işlemimi yapıyorum. Bu 5. oldu. Yine de sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 çektim. Trabzanız 5 olmuş ama kirpiğimiz 4 olmuş. O yüzden bir tane daha şöyle trabzanımızı çalışıp kirpiğimizi de 5 haline getirelim. 1, 2, ve 3 arkasına batıyorum. 5 tane trabzanımız, 5 tane kirpiğimiz olduktan sonra şu fıstığımızı kapadığımız yere şöyle yandan giriyorum ve buraya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen araya giriyorum. Aradaki zincire, iki fıstık arasındaki zincire. Buraya da 5 tane trabzan üzerlerine 5 tane kirpiğimi her birisi için örüyorum. 1 2 3 tane zincir arkasına batıyorum tekrar ikinci kez aynı yere giriyorum ve bu şekilde örmeye devam edelim 6 tane trabzan grubumuzu ve kirpiklerini örerek tamamladım en son bitirdim ve başlangıç noktasındaki fıstığımın dibine şuraya buradaki ilmeğimi de batırıyorum kirpikten sonra direkt şöyle bir tane zincirimizi çekelim buraya şu noktaya fıstığımızın tepe noktasına girelim ve bir tane zincirimizi çekip ipimizi buradan kıralım Evet sevgili arkadaşlar aşama aşama bu çalışmamızı tamamladık. Çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.